Cilve gözü sınır kapısında durdurulan bir AFAD aracı. Cilve gözü kapalı ama açık olsaydı o gözler neler görecekti acaba? Onu sormadan edemiyorum. Ama cilve gözü sınır kapısında durdurulan bir AFAD aracından kaçak altın ve cep telefonları çıktığı ileri sürülüyor. İsmail Saymaz'ın özel haberi. Daha önce Diyarbakır 16. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bilal Çokay'ın makam aracıyla sınırda insan kaçakçılığı yaptığı tespit edilmişti. Çokay emekli edilmiş, rütbeleri geri alınıp tutuklanmıştı. Çokay'a geçen hafta insan kaçakçılığından 11 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Daha bu skandal kapanmamışken gazeteci İsmail Saymaz'ın haberine göre AFAD'ın aracıyla altın ve cep telefonu kaçakçılığı yapıldı. AFAD'a ait aracın kaçakçılığa karıştığı iddia ediliyor. Cilve gözü sınır kapısında durdurulan bir AFAD aracından kaçak altın ve cep telefonları çıktığı ileri sürülüyor. Suriye-Türkiye arasında altın ve cep telefonu kaçakçılığı yapan AFAD görevlisi AK ve bir Suriyelinin tutuklandığı belirtiliyor. Bilgi Teknolojileri Kurumu ile Aile Bakanlığı çalışma yürütüyor. Akıllı telefon ve sosyal medyanın 13 yaş altındaki çocuklara yasaklanması planlanıyor. Yani sosyal medya 13 yaş altı çocuklara yasaklanabilir. Ona yasak, buna yasak, ona yasak, buna yasak. Yeter artık. Onların da faydası var. Faydalı konuşsa faydalı. Düğmeye basıldı. Yasak sosyal medya ve akıllı telefona 13 yaş altındaki çocukları kapsayacak. Eskisi gibi sokaklarda değiller çocuklar. Eğlenmesini falan bilmiyorlar. Genellikle telefona bağımlısı olmuşlar. Dijital çağda yaşıyoruz. Ne yapabilirler? Hani yaşam alanları mı var? Böyle gidip gezecek, dolaşacak, edecek sosyal yaşam alanları var da. Gençler mi gitmiyor? Yok. Çocuklar dijital mecralardan uzak mı tutulmalı? Yoksa dijital çağın olanaklarından onlar da mı yararlanmalı? Düşünceler birbirinden farklı. Aile Bakanlığı'yla Bilgi Teknolojileri Kurumu çalışma başlattı. TBMM Akran Zorbalığı Alt Komisyonu'nda internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi hakkındaki kanunda değişikliğe gidileceği açıklandı. Benim kardeşim de 13 yaşından küçük ve telefonu alıp bir video izlediğinde o hareketi bizim evde yapıyor. Çocuklar böyle şımarıklaşıyor, saldırganlaşıyor. Twitter'da ne işi var bu çocuğun? O kadar kötü şeyler paylaşıyorlar ki çocuğun psikolojisini de bozuyor böyle şeyler. Akıllı telefonlara da yasak gözüktü. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 13 yaş altı çocukların akıllı telefon kullanımına sınır getirilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ortak çalışma yürütüyoruz dedi. Bu çocukların bence gelişimini çok kötü etkileyecek bir şey diye düşünüyorum. Saçma buldum, çok saçma. Günümüzde merak ettiğimiz şeyi hemen cebimizden telefonu çıkartıp öğrenebiliyoruz. Çocukların sosyal medya kullanması çeşitli ülkelerde de yasalarla sınırlanmış durumda. İtalya'da 14 yaş altındakilerin cep telefonu sahibi olması, 16 yaş altındakilerin sosyal mecralarda profil açması yasak. Fransa'da 15 yaş altındakilerin sosyal medyaya girmesi ebeveyn iznine bağlı. İngiltere ve Rusya'da 13 yaş altı çocukların platformlarda hesap açmaları sınırlı. ABD'nin bazı eyaletlerinde de 14 yaş altındakilerin sosyal medya kullanması 2025 itibarıyla yasak olacak. Sosyal medyaya çocukların da giriş yapması gerekiyor çünkü şu anki çağımız biliyorsunuz teknoloji çağı. Böylelikle bu durumdan çocukların mahrum olması bence çok saçma bir durum. Bazen mesela hassas içerik kapsamında aslında bir tıkla bakabiliyoruz. Yani 13 yaşındaki bir çocuk bile hassas içerik olduğunu bile bakabilir aslında.